Beyler bayanlar, Fortnite Chapter 4'ü getirdikten sonra bir hafta sonra bir tane daha güncelleme getirdi ve bu güncellemeden sonra bir aylığına tatile girmişti. O tatilden döndü ve döner dönmez bizim karşımıza tam 4 GB'lik bir güncelleme sundu. Bu güncellemede gelen zaten kuşu biliyorsunuzdur, kuşu her yerde görmüşsünüzdür. Bir tane kuş geldi, Falcon Scott isimli. Bu kuş sizin yerinize loot yapıyor, sizin yerinize adamların yerini gösteriyor falan. Bayağı OP bir kuş, fakat sadece kuş değil, yani kuş hiçbir şey. Geliştirici eklenen özellikler hani kafayı yemelik ya. Adam öldürdüğünüzde ışınlanma efektine sahip oluyorsunuz. Sonra pompalıyla birini öldürdüğünüzde siphon dediğimiz can ve shield geliyor. Daha hatırlamadım 1001 tane geliştirici özelliği eklendi. Bugün sizlerle güncellemeyi en detaylı şekilde oyunda inceleyeceğiz. Ve video geçmeden önce arkadaşlar, benim içerik mağazasında bir destekleme kodum var. Herhangi bir skin almadan önce burada support a creator kısmına ERM00N yazıp onaylaya basmayı unutmayın. Bunu yaparak bana maddi ve manevi anlamda çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Desteklerinizi bana Instagram'dan atmayı unutmayın ve Instagram'da takip edin şu anda ekranda. İyi seyirler. Evet, şimdi oyunumuza geçtik. Fortnite'da toplamda 6 tane geliştirici eklendi, fakat ne hikmetse bulamıyorum yani. 3 oyundur 1 saattir arıyorum fakat geliştiricileri bulamıyorum. Bu arada kameranın açısını değiştim. Yanlardan kırptım, üstten kırptım vesaire. Nasıl olmuş yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz değiştirebilirim. Beğendiyseniz kalabilir yani. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Şöyle atlayıp başlayacağız. Zero Build girdim. Belki Zero Build'de bulurum geliştiricileri diye. İnşallah buluruz, çünkü bulamazsak çok büyük bir vakit sıkıntım var. Allah'ım yardım et. Pistolümüzü aldık. Yes. Zero Build videosu bu arada ne zamandır atmıyorum bilmiyorum ya. Uzun zaman oldu. Bu ne lan? Bir anime sesi duydum. Burada bir anime sesi duydum. Animece bir şeyler dedi. Burada adam bile yokmuş ama animece bir ses duydum. Şu anda geliştiricinin gelmesini bekliyorum. Umarım çıkar yani. İnanın bana, bir saattir deniyorum. Geliştiricimiz geliyor. Geliştiricimiz geliyor. Haydi bakalım. Bir saniye. Nice. Dur geliştiricimize bakalım. Şu anlık gelmedi. Bir tane daha çek. Bunlar yeni şeyler değil. Bir tane daha çek. Abi gelmedi. Neyse, ilk geliştirici de gelmemesi okey. Nice. Abu. Abu. Yes. Şu an nasıl yaşıyoruz bilmiyorum. Buraya işte kuşu bulduk. Kuşu da sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuş sizin yerinize materyal alıyor. Kuşu böyle salıyorsunuz. Sağda gördüğünüz gibi Wi-Fi sinyali var. Böyle gidiyorsunuz. 100 canı var. Yerden bir şeyler alabiliyorsunuz. Mesela F. 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 Her şeyi alabiliyoruz diye biliyordum. Mesela şunu al. Lan dur, yanlış yaptık. Al bunu. Aldık arkadaşlar. Böyle getiriyoruz. Bırakıyoruz. Tekrardan lootlamaya gidiyoruz. Sol tıka basınca etrafımızda adam varsa bize gösteriyor. Kırmızı ile işaretliyor. Sağda gördüğünüz sinyal azalıyor zamanla, gördüğünüz gibi. Uzaklaştıkça azalıyor. Şu anda buşta olduğumuz için safe'iz mesela. Etrafta adam yok gösterici. Yakınlaştıkça sinyal tekrardan doluyor. Bir süresi var mı bilmiyorum. Galiba yok. Yani sinyal kaybolana kadar veya adamlar kırana kadar gitmiyor ama zaten 100 canı var. Yani kırılması kolay. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun deli? Deli ne yapıyorsun deli? Bu da yeni gelen şey arkadaşlar. Bunu da size göstereyim. Bu zaten vardı ama kaldırılmış, tekrardan geldi. Böyle bir yere hedefliyoruz. Sola tıka basıyoruz. Oy. Oy. Gördüğünüz gibi bayağı, hani bayağı bayağı güçlü arkadaşlar yani. Bayağı 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 güçlü hem de. Abu. Ölü. Görüşürüz. Lan nasıl ölmedi? Çünkü 250 can var. Ve arkadaşlar, geliştiricide sonunda yeni bir şey geldi 5 oyunun ardından. Burada gördüğünüz gibi Türkçe meali diyor ki arkadaşlar, shield'ımız kırıldığında
canımız artacak ve hızlanacağız. Daha hızlı koşacağız. Bunu açıyoruz. Tabii insanların bizim shield'ımızı kırması lazım. İnsanlara nasıl shield'ımızı kırdıracağız onu bilmiyorum. Evet, şurada bir Bambi var. Bambi reis, bana bakar mısın? Hey. Hey, shield'ımı kır. Bakalım. Abi shield'ımı kır. Abi! Shield'ımı kır. Abi eğime bak. Bu bot galiba bu arada. Evet, can shield'ımızı kırdı bakalım. Yok, bir şey kazanmadı. Şu shield'ımızı kırsın. Abi kırsana lan. Lan kır shield'ım, geri doluyor. Lan kır shield'ımı kır. Adam mermilerine gitmeye çalışıyorum. Heh. Evet, gördüğünüz gibi shield'ımız kırılınca canımız doluyor. Oha, hıza bak. Hıza bak. Normal hızımız çok hızlı. Evet, geliştiricinin birinci şeyi bu arkadaşlar. Güzel olmuş. Bu özellikle Zero Build için çok güzel olmuş. Şu Bambi'yi de öldürek ya. Allah'ım Bambi'si ya. Bot büyük ihtimal arkadaşlar. Ya da bilmiyorum, çok mobil oyuncusu falan da olabilir. Daha eklenen 5 tane daha geliştirici var. Onların 5'ini de deneyeceğim bu videoda. Evet arkadaşlar, ikinci gelen geliştirici ise pompalı tüfeklerle oyunculara vurmak can çalma etkisi verir. Vampir pompalı özelliği, bunu alıyoruz. Yani şu anda pompalıyla adamları vurduğumuzda siphon alacağız. Bakın, öldürdüğümüzde değil. Adamlara hasar verdikçe canımız da olacak yani. Hemen bir pompalı bulmaya gidiyorum. Pompalımızı aldık. Şu anda adamlara hasar verdikçe canımız da olacak yani. O kadar güzel bir şey ki. Birisi ibibik atmış. İbibik beni gördü. Zero Build oynuyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Abi canıma bak. Canım doluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Lan ne oluyor, ekranım titriyor. Göremediyseniz geri alıp bir daha izleyin. Adama vurdukça canım doldu. Çok iyi abi. Özellikle bir de internette gördüm ki insanlar bunu combat shotgun'la yapıyor. Combat shotgun bildiğiniz gibi uzaktan damage atıyor. Yani uzaktan taramalı gibi canınızı dolduruyorsunuz. Abo. Bize mi sıktı o? Thunder shotgun'la o kadar da güçlü değil. Hani yine hasar verdiğinizde bayağı canınız doluyor da. Abo. Canım doluyor abi adama vurdukça. Adama vurdukça canım doluyor. Çok iyi. Görüyorsunuz değil mi? Böyle fight'ta tam odaklanamayabiliyorsunuz ama yani görüyorum ben, altta doluyor canımız. Şuna gelsin, bekleyemeyeceğim. Combat shotgun bulmak istiyorum. Çünkü yani combat shotgun bulduğumuzda bu o kadar güçlü olacak ki. Combat shotgun bildiğiniz gibi sadece geliştiriciden alınıyor bu arada. Yerden bulunmuyor. Acaba, ama şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bu pompalı adama vurunca can veriyor size. Ama pompalı mı yoksa pompalı mermisiyle çalışan her şey mi? Mesela Excalibur'la adama vurursak can verecek mi? Altımızda bir reis var. Altı yokmuş buranın, üstümüzde bir reis var o zaman. Oo! Yukarı gelmiyordur herhalde. Yukarı gelmesi yoktur bunun. Abo. Kalk. Şöyle insek ölür müyüz ki? Ölmeyiz değil mi? Tamam, güzel. Şu boss'u öldüreceğim. Bu boss Excalibur'la en kolay ölüyor da. Şu an Excalibur'u uzağız. Abi aşağı inip fall damage yemeye korkuyorum da. Evet abi, boss'a vurdukça da geliyor can. Fall damage yedim, boss'a vurdum ve hemen geri doldu. Abi şöyle yapacağım. Ya da AR oynamayacağım, ama AR nasıl oynamayız ya. AR oynamamız lazım. Oh! Canım doluyor bak, 50. Doldu 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 doldu, yes. Abi bu can dolması çok güzel ya, hani şaka yapmıyorum. Şu bigi burada basarsam ölür müyüm? İnşallah ölmem diyorum. Orayı kovalayacağım. Bu ara sadece pompalıymış arkadaşlar. 88 canım dolacak mı? 94, 100. Zaten full. GG. Excalibur'la dolmuyormuş arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Excalibur'la dolmuyor. Fall damage yedik. Problem yok. Hemen adama W atalım. Hop, 100 can. Öldüremez ki. Yine canım doldu. Ama tabii fullenemedik. Bir tık daha chill olmamız lazım. Bilerek damage yemeye çalışıyorum fight'ta. Ki göstereyim canın dolduğunu diye de. Abo. Yes. Abi 13 altın daha bulsam diğer geliştiriciyi de bulmaya çalışıyorum. Sende altın var mı? Bu reis'te altın yok. Oho. Aga be.
Herkes de Bambi değil bu arada. Görüyorsunuz canım nasıl oluyor. Reis ne yapıyorsun ya? Sabahtan beri seni arıyorum. GG 15 kill ikinci oyun winimizi de aldık.